Kıymetli çiftçilerim, merhabalar. Bergama'dan herkese selam olsun. Bergama merkeze yakın bir bahçe vardı. Geçen sene Nisan ayında son budamamızı yaptığımız bir bahçeydi burası. Bahçe sahibimiz çok uzak değil. Benim oturduğum sitenin karşı sitesinde hemen. Buldu bizim karşıda oturduğumuzu. Eren Vural'ı bulmak zorundayım dedi. Ve geldik bahçesine. Bahçesi dağların ortasında, düz taban yerde, hemen bahçemizin sonunda da dere. Yani buranın en büyük Bakırçay havzası var. Bakırçayımızdan dolayı, bol su olduğundan dolayı zeytinlerimizin arasına da bir sürü yonca. Şöyle. Hala bitmemiş. Şöyle yoncalar doldurmuştu. Yani bizim zeytinleri üvey evlat olarak görüyordu. Geçip kaynağı yoncaydı. Ağaçlarda bir sürü halkalı leke, meyve yapmama şikayeti. Bu bahçeyi ilk teslim almadan önce ve budarken açıklamalara atacağım. Yani daha fazla kısmından linkini atacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Bahçemiz hem gelişim bu kadar iyi değildi, hem bu sene için meyve almayacağız dedik. Yani videomuzu izleyin. İlk budarken söylüyoruz. Yani var yılında meyve almayacağız. Çünkü meyve olacak bir sürgünümüz yoktu bu bahçede. Halka lekeli hallerini paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Ağaçlarda halka leke, yaprak tırtılı, yani berbat bir bahçeydi. Tamamen suyu durdurduk. Bakın tekrardan söylüyorum. Fazla sulamadan kaynaklı bir problem vardı. Tamamen sulamayı kestik biz. Burada sulama yapmadık. Yani salma sulamayın önüne geçtik. Yani hiç sulamayalım daha iyi dedik. Nasıl abi, hiç sulamamaya rağmen bahçe? Çok güzel. Her hafta suluyordum. Yani şimdi salma yapıyordunuz. Aynen, şimdi zaten sulamıyorum. Rengini göreceksiniz abi. Mavi boyalı yerler. Hep biz tekleme yaptık. Şimdi ağaçlarımıza baktığımız zaman biz de evet bu sene meyve beklemiyorduk. Ama gene de az da olsa çok az miktarda yaptı. Biz bu bahçede tıkanan tüm gözleri açtık. Ve ağaçları aynı seviyeye getirdik. Olan meyve şöyle abi koparmayalım, yazık olmasın. Ya şu an bunlar hepsi duble. Şunlar hepsi duble. Yani siz yok yılında, yani sene yok yılında meyve almış olacaksınız. Ne yaptı? Kaç ağaç vardı burada abi? 285, 300 ağaç. 300 ağaç vardı. Baktığımız zaman abi yaklaş bakalım, herhangi bir zararlımız, halkalı leke ya da herhangi bir tırtıl vesaire var mı, ya da meyvelerde herhangi bir... Hiçbir şey yok. Ne yaptın sen bunları abi? Nasıl bir program uydun? Eren Vural programına uydum. Eyvallah abi. Bir tane de ceviz ağacımız vardı. Kaç yaşındaydı ve sıkıntısı neydi? Kaç yaşında? O kesin bir 10 yaşında, belki daha da fazladır. Evet. Hiç daha zeytin ceviz yapmadı. Evet. Ona aşı yapar mısın dedi. Ona da 3 tane kalem çaktık. Aşı yaptık. Yani cinsini değiştirdik. Aslında bu yıl meyvesi vardı. Aynen vardı. İlk aydan meyvesi vardı. Kopardık gelişim olsun diye. Ve o ağacı biz aşı yaparken, kıymetli çiftçilerim, onun da linkini atacağım, izleyin. İlk aşı yaparken kesin tutacağını ve en az 5 metre olacağını biz onu ilk aşı yaparkenki videomuza söylemiştik. Şu anda 5 metreye ulaştı ve tepeyi durdurduk 1,5 ay önce. Eylül ayının son günündeyiz şu anda. Artık büyüme dursun, pişirmemiz lazım dedik. Hem onu gösterelim, hem de genel olarak böyle ağaçlarımızı gösterelim kıymetli çiftçilerim. Bu bahçeyi budarken bir tane abimiz vardı. Hatırlayanlar hatırlar. Hasan abi. Hasan abi bizi izler şimdi. Selam olsun ona da. Evet. Ağaçlarımız bu halde. Ya gene de az da olsa çok az miktarda meyve olmuş gene. Seneye çok güzel verim bekliyoruz burada. Yani sürgün gelişimimiz, halkalı lekeden şu anlık kurtulmamız, tabi abi bu kurtulduk anlamına gelmiyor. Yani kurtulduk anlamına gelmiyor. Mücadelemizi kışında yapmamız gerekiyor. Şu cevizin yanına gelir misin abi? Bu da aşı yaptık. Seneye de çok güzel meyve alacağız bu ceviz ağacından.
meyve yapmıyor diye onun da bir anısı varmış. Traktör kazası yapmış. Traktör devrilince, kızım sen gene mi geldin? Traktör devrilince bu ağaç, bu küt sayesinde abimiz traktörün altında kalmaktan kurtuluyor. Onun için ağaca da Umut ismi vermiş. Ve eğer aşı tutmazsa dedim, direkt o logoyu sil dedim. Ama tutmuş aşılarımız. Birazcık daha geriden bir bakalım abi. Evet. Bu şekilde. Suyu kestik kıymetli çiftçilerin burada. Yani damlamadan herhangi bir gübre veremedik. Çünkü imkan yoktu burada. Yaprak gübresi verdik. Yaprak tırtılı verdiniz. Şu anda zeytin sineği ilacı veriyoruz. Daha çok azotlu gübre verdik biz bu bahçede. Sorarsınız kıymetli çiftçiler. Kaşıkçı köyü ile Bergama merkez arasında bir yerde burası. Bahçemizi bir de yukarıdan göstermek istedim. Orada bir tane sarı olan var, ağaç. Onun dibine köpek bağlamış bahçe sahibi. Köpek bağlayınca o hale gelmiş. Dibine hep sürekli oymuş. Bahçenin hali bu şekilde. Ve güzel tavuklarımız, güvercinlerimiz de var. Güzel bir bahçemiz de yapıldı. Dere şurası kıymetli çiftçiler. Hemen 20 metre ilerisi Bakırçay. Yani nemden dolayı çok fazla ağaçlarda bir mantarı hastalıklar oluşmuştu. Ona göre mücadelemizi yürütüyoruz. Bu şekilde güzel bir bahçe. Ya sen de mi çıktın yukarı? Abi kaç tane mangallık bu böyle? 1, 2, 3, 4, 5. Üstünü kaldıracağız Eren bunu. Triplex mangal. Evet. Bergama Kalesi'ni de hemen göstereyim size. Biraz da Bergama'nın reklamını yapalım. Biliyorsunuz ki UNESCO Dünya Mirası arasında Bergama. Yılda 1 milyon turist geliyor Bergama'ya biliyorsun. Bak onlar hep otobüsler durmuş orada. Teleferikle yukarı çıkıyorlar. Yani ilkler şehri Bergama. Evet, bizden bu kadar olsun o zaman abi. Bahçede böyle bir alın soğun bir mücadele yapmadınız herhalde değil mi Ümit abi? Hayır yapmadım. Senin hiç budamadığın bahçenize çıktık abi bayırda. O bahçenin sıkıntı, keşke video çekseydik orada. Çok iyi olacaktı. İlacı tamamen kesiyoruz abi orada. Dedim zaten size ilaç gübre atmayacağız oraya. Çünkü o budama işlemi yapmadan hiçbir faydasını göremezsiniz abi. Zeytinler çok iri, ondan oluyor. He? Zeytin taneleri çok iri orada. Çok mu iri? Arbekina'nın bile daha çeyreğiydi ya. Ya. Bak abi şurada köpek bağladın. Abi bağlama dedim onu oraya. Bak nasıl rengi sapsarı orada, görüyor musun? Sadece o değil ki. Bak onun önünde bir tane daha var. Küçük kaldı, kırıldı. Ya. Kırıldı. Bak iki tane fidan ağacımız orada gitmiş. Yazık. Bizden bu kadar değerli takipçiler. Şu anlık görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.